Vallahi gerçekten çok üzüldüm. Neden biliyor musunuz? Bütün dünyada Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı ve elin Hristiyanı, elin ateisti, efendim elin Siyonistlere karşı Yahudisi, elinde Filistin bayraklarında, hatta birçoğu elinde kelime-i tevhid bayraklarıyla, yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yani bizim imanımızın gereği olan kelime-i şehadet, İslam'ın beş şartından biri olan bu kelime-i tevhidi taşıdılar. Hiçbir sorun olmadı. Hiçbir başka dinden ya da ateist, deist bu yürüyüşlerde ya bunları niye taşıyorsunuz? Bunlar bizim dinimizin mi? Bunlar şu mu? Bunlar bunu demedi. Bizim Galata Köprüsü'nde, Galata'da yapılan yürüyüşte Türk bayrakları da vardı. Tabii ki Filistin için yürünüyor. Filistin bayrakları vardı. Ve tabii ki Filistin Müslüman olduğu için de Kelime-i Tevhid bayrakları vardı. Fakat sosyal medyada hemen bir yalan ortaya atıldı. Bunun hilafet bayrağı olduğunu söylediler. Ve sanatçısı, gazetecisi bunu topluma hilafet bayrağı, hilafet. Ya Kelime-i Tevhid'le hilafet bayrağının ne olduğunu bile bilmiyorlar diyeceğim. Bence sanatçı falan takımından oldu. Onlar da bilmiyor olabilirler ama gazetecilerin, önemli gazetecilerin bunu bilmemesi mümkün değil. Yani en basitinden Google'a yazıyorsunuz. Orada kelime-i tevhid nedir dediğiniz zaman işte her Müslümanım diyenin mutlaka şehadet etmesi gereken La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesi, yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed, Hazreti Muhammed onun Resul ve elçisidir, kuludur. Yani bunu bilmemeleri mümkün değil. Yani Google'a yazsa bu nedir diye ve malum biliyorsunuz orada babası yaşında bir adamı sen hilafet bayrağı taşıyorsun diye, ya da pardon yanlış olmasın işte Arap sevici misin diye bir üniversite talebesi çocuk yumrukluyor. Olay oradan çıkıyor. Adamın elinde hilafet bayrağı varmış. İşte o gün orada mesele Gazze'deymiş de hilafetmiş falan. Bakın dikkat edin. Toplumu yine kaşımaya çalışıyorlar. Her zaman yaptıkları gibi. Yok böyle bir şey. Yine gazeteci Şaban Sevinç işte devleti İslamcıların yönettiğini falan bir tweet atmış. Bir kere yani İslamcıların yönettiği ülkemizi eleştiriyorum aylardır. İşte alkol tüketimi, Ramazan'da aleni, eskiden bir şey söyleyeyim mi size? Bundan 30 yıl önce insanlar Ramazan'da sokakta alkol içmeye çekinirlerdi, içmezlerdi. Bırak evine alkol şişesi götürürken sarardı. Şimdi Ramazan'da millet sokakta alkol alıyor. Efendim işte baktık yılbaşında yine ünlüler, kadınlar neredeyse çıplak poz vermişler. Diyorlar ki İslamcıların yönettiği devlette huzur olmaz. Asıl sizde huzur yok. Bu devleti anlatabiliyor muyum? Yani gayet modern bir şekilde sizin dediğiniz, bana göre ki modernlik kavramlarının dışına da çıkmış insanlar kalkıp hala bu sözleri edebiliyorlar. Yalnız ben şundan üzüldüm. Dedim ya, bütün dünyada başka dinden insanlar, ateistler, gayrimüslimler. Yani hem kelime-i tevhid bayraklarını hem de Filistin bayraklarını taşıdılar. Onların ülkesinden bir Allah'ın kulu çıkıp bizim ülkemizde yapılmak istenen provokatörlüğü yapmadı veya bu algıyı toplumuna pompalamaya çalışmadı. Çünkü bizde maalesef, hatta ateist yazar, unuttum adını şimdi, o sakallı adam, Serbiyan mıydı? Yani dedi ki bir Arap düşmanlığı işte pompalanıyor. Evet, yıllardır Türklere, Müslümanlara, yani Türkiye'deki Müslümanlara bir Arap düşmanlığı, bir Batı seviciliği pompalanıyor. Yani şimdi tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Arapçayı aslında Rabça olduğu için de bazı kesimde yani Arapça ile alakalı gördükleri her şeye nefret kusuyorlar. Oysa ki sizin bugün karşı çıktığınız şey bir Müslümanım diyen kişinin ibadetini yapsın yapmasın, kişinin imanlı olabilmesi için mutlaka söylemesi ve zikretmesi, buna inanması ve buna bunu söylemesi gereken bir şey. Yani bir Hristiyan Müslüman olurken ne oluyor? Değil mi? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedirtiliyor ve öyle Müslüman oluyor. Onu bırak, hemen işi Atatürk'e bağlıyorlar. İstiklal Marşı'nı kabul edenlerden biri kim? Başı, daha doğrusu başta kim?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Orada ne var? 10 kıtada. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Yani kelime-i şehadet dinin temeli diyor. Bunu da Atatürk kabul etmiş. Bunlar hala algı operasyonu yapıyor. Bakın değerli dostlar. İbadetlerinizi yapmıyor olabilirsiniz. Hep söylüyorum ya size. Bizim de var ibadet eksikliğimiz. Bak benim de var, senin de var. Ama iman çok farklı bir şey. Yani kelime-i şehadet getirmek için günde 5 vakit namaz kılmıyorsan getirmeyeceksin diye bir şey yok. Ama bazılarında enteresan bir nefret görüyorum. Yani ve bunun üzerinden toplumu pompalamaya çalışıyorlar. Bu Futbol Federasyonu'nun ve Galatasaray Fenerbahçe üzerinden, Atatürkçülük üzerinden, Suudi Arabistan üzerinden yapılması toplumu bir karıştırmaya çalıştılar. Daha sonra üstüne yani bütün dünyada yapılan bir yürüyüşü biz Türkiye'de yaptık. Bunu kalkıp mazlum insanları asıl siz kullandınız, kullanarak bunu bir iç siyaset ya da insanların huzurunu kaçırmak için bir propaganda aracı olarak kullanmaya başladınız. O yumruk atan çocuğa gelince eğitim sistemini ben her zaman sorguladım ve bana göre de eğitim sisteminde sorun var. Bu başarılı bir üniversite talebesiymiş. Bu çocuğun beyni bu hale nasıl geldi? İşte bunu da sorgulamak lazım. Bu çocuk nasıl bizim eğitim sistemimizde büyüyüp ve bir aile yapısı da var, nasıl bu hale geldi? İnsan kendi dininden, kendi dininin zikirlerinden en önemlisi imanlı olması gereken ve Mustafa Sandal sanatçı, o da hilafet diyor. Bir de diyor ki anayasal düzene, ya senin babaannenin, ailenin cenazesinde tabutun üstünü örtülen şey ya. Yani elinizden gelse siz bunları da mı kaldıracaksınız? Vallahi benim aklıma işte 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar geldi. Ya çok ciddiyim. Ya hani kendi hayatlarında olmasa yüreğim yanmaz. Ya bir cenazeniz oluyor, siz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsunuz. Yani hiçbir bayram namazına gitmediniz. Yani oturuyorsunuz, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorsunuz namazda. Yani hiç dua bilmiyorsanız da duyuyorsunuz. Siz de orada onları aslında onaylıyorsunuz. Ama olmayan bir şeyi, yani bir kelime-i tevhidi, yani kelime-i şehadetin, kelime-i şehadet eşhedü diye başlıyor. La ilahe illallah, yani ikisi de aynı imanın gereği olan şeyi alıp hilafet diye insanlara pompalıyorlar. Sakın bunlara kanmayın. Böyle bir şey yok. Türkiye'de zaten ben yıllar önce söyledim. Hani şeriat şeriat diyorlar ya, şeriat gelse korkar kaçar yemin ediyorum. Şu Türkiye'de şeriatlık bir durum mu var? Yani en önce muhafazakar dediğimiz kesimin yaşam tarzı öyle bir değişti ki. Öyle bir baskı rejimi, şu bu bilmem ne, bir kere inanın onlar bile kaldıramaz. Hatta belki de ilk önce onlar itiraz eder. Ama burada dönüyoruz, dolaşıyoruz. Ne oluyoruz? İşte aile içindeki Allah'ı, kitabı, dini. Sokağa çık bakalım. Hani soruyorlar ya, işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihini de gençlere şimdi sorsunlar. Kaç kişi bilecek, kaç kişi bilmeyecek. Cumhuriyet'in kuruluşunu soruyorlar, bilmiyorlar. Kelime-i tevhid, selavat, hani sokak röportajı yapıyorlar. Selavat nedir? Çok az kişi biliyor. Yani dua, elhamı biliyor musun diyor. Fatiha suresini bilmiyor. İhlası biliyor musun, bilmiyor. İşte sorun bu. Aynı şekilde milli ve dini değerler. Hepsi birlikte. Anlatabiliyor muyum? Bak çok ciddiyim. Çıksınlar şu yeni nesil dediğimiz, Z kuşağı dediğimizin çoğu Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihini bilmeyecektir. Bak inan. Bu da bir eksiklik. Aynı şekilde Cumhuriyet'in ilanını bilmeyenler var. Ve aynı şekilde işte İslam'ın şartı, imanın şartı, hep burada söyledim ya size, yapamasa da bilsin. Kelime-i tevhidin ne olduğunu unutmuş bir nesle siz onu, başkaları da hilafet sözü üzerinden topluma pompalar. Bu yüzden demek ki aslında her şeyde bir hayır var. Dünden beri Twitter'da kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet dönüyor. Bu da insanların bunu öğrenmeleri için bir vesile olsun. Dedim ya, benim vallahi bak hiç camiye gitmeyen arkadaşlarım var. Belki hayatında 3 kere secdeye alnını koymuştur. Ama kelime-i şehadet nedir, kelime-i tevhid nedir biliyor. Ay yapamıyorum diyor, biliyorum diyor. Mesela benim var 40 yaşına gelip namaz kılmasını bilmeyen, 50 yaşına gelen. İşte biz, işte dedim ya, bir şeyler kaçırılıyor.
bir şeyleri yapmak için illaki tam anlamıyla, hani öyle bir ahir beter zamana geldik ki gerçekten şu anda yapmış olduğumuz şeyin çok iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ama en üzüldüğümde Müslüman olduğunu söyleyen, hatta Müslümanlığı da kimseye bırakmayanların kalkıp, yani bir kelime-i tevhidi bilmemeleri, iki bilip bilmiyormuş gibi davranıp sanki o kelime-i tevhid değilmiş de farklı bir şeymiş gibi topluma bunu nefretle pompalamaları gerçekten ürkütücü bir ruh hali. Lütfen galeyana gelmeyin. Türkiye'yi bakın, William 100 sene önce ne demiş? William Goldstone İngiliz demiş ki, anladık biz Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldıramayız. O zaman Müslümanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştıracağız. Aynen proje budur. Kur'an-ı Kerim'den, daha doğrusu işte kelime-i tevhidden, kelime-i şehadetten, imanın, İslam'ın şartı ve ibadetlerden, bu bilinçten uzaklaştırdığın Müslümanlarda karşına senin bu şekilde çıkabiliyor. Bu yüzden herkes çocuğuna milli değerlerini ve milli tarihini, dini değerlerini, dini tarihini, dinini, imanını çok güzel öğretsin. En azından bir kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet ve selavatın ne anlama geldiğini öğretin. Hani bunu olduğun zaman dinci, İslamcı falan olmuyorsun. Sadece Müslüman oluyorsun. Zaten bir Müslüman dinini sever. Böyle bir dinciliğe de kimse, bir Hristiyan için de bu geçerli. Gidin Amerika'ya, taksiye biniyorsun. Adam valla açıyor böyle kendi sohbetlerini falan. Ürkütücü, o taksiyle gidiyorsun. Yani ben dünyada kendi dinini ve kendi dininin zikirlerinden bu kadar rahatsız olan başka bir millet gördüğümü hatırlamıyorum. İnşallah bunlar bir farkındalık olur. Dedim ya, o pozitif tarafından baktığımda dünden beri sosyal medyada kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet dönüyor. En azından insanlar kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin ne olduğunu anlamış olur. Bu yüzden bu hilafet ayaklarına inanmayın. Ülke dediğim gibi özgürlükler ülkesi. Amerika'yı geçtik, Batı'yı geçtik. Bizde özgürlük full. Yani hala diyorlar ki vallahi billahi hayret ettim. Nesini daha ne olacak? Yani insanlar daha ne kadar özgür olacak anlamış değilim. Ha, birilerine özgürlük istenmiyor. O da hala değişmeyen, bazı çok az da olsa ya da ama sesi çok çıkan bir kitle var. Onlar da mesela dindar insanların özgürleşmesini hiç istemediler. Bir kısım dindar insan özgürleşti. Onlar da benim hep eleştirdiğim işte fenomenleri gördüm. Başörtüyle onu bunu yaparım. Onlar da bunların işine geliyor. Geldi ama bir kısım var. Asıl onlar insanların özgürleşmesini istemiyorlar. Bazı insanların. Ve en üzüldüğümde dedim ya, Gazze için yapılan yürüyüşü kalkıp siyasi bir rant haline çekip hala bunun üzerinde hani havanda su bile dövüyor olsalar, bunu yapmaları gerçekten çok üzücü. Ne bileyim, valla dedim ya, ahir beter zamanı, herkes safını belli etsin, safları da sıklaştırın. Çünkü her yerde şeytan cirit atıyor. Yani sapla samanı karıştırmayın, galeyana da gelmeyin, Allah huzurumuzu bozmasın. Biz her görüşten, her inançtan insanla hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu bozmaya çalışıyorlar aslen. Ne Atatürk sevdaları var, ne başka bir sevdaları var. Onların tek sevdaları kendi iç hırsları. Başka da hiçbir şey değil. Görüşürüz.